La tahvihi cihatü sittu. Altı yön Allah Teala'yı kuşatamaz. Kesairil mübtedaat, daha sonradan ortaya çıkmış hadis, muhtes hususlar gibi altı yön de muhtestir. Ve Cenab-ı Hak bu altı yön tarafından ya da diğer muhtes hususlar tarafından ihata edilemez, kuşatılamaz. Onlar tarafından kuşatıldığı söylenemez. Bu cümle gene Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesinin temel rükünlerinden birisini oluşturuyor. Hani burada bir ara işlemiştik bu Eynallah hadisi, cariye hadisi, Allah nerededir rivayeti. Şimdi bize diyorlar ki Allah göktedir. Böyle bir takım şeyler var. Bir insanın Müslüman olup olmadığını öğrenmek için ona Allah nerededir diye sormak lazım. O da Allah göktedir derse o zaman mümin olduğuna hükmederiz. Başka bir şey söylerse bu onun mümin olduğunu göstermez. Çünkü hadiste böyle gelmiş. Böyle bir işin başında dediğim o akaid kesinlik ister, akide konusunda esas alınan rivayetlerde kat'ilik, kesinlik esastır meselesi burada da gündeme geliyor. Bu rivayet hadis kitaplarında yer alıyor ama o kadar çok çeşitli lafızlarla, ifadelerle, birbirini tutmayan çelişkili ifadelerle geliyor ki bunların içinden çıkabilmek için tek bir şey yapabiliyoruz. Diyoruz ki bu rivayet manayla nakledilmiştir kardeşim. Çünkü hepsinin aynı anda tek bir vakıada söz konusu olması düşünülemez. Bir rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cariyeye Allah nerededir diye soruyor. Başka bir rivayette semada kim var diye soruyor. Başka bir rivayette Rabbin kim diye soruyor. Bunların hangisi doğru? Bu olay bir kere cereyan etti. Efendimiz bir soru sordu bu kadına, bu kıza ya da. Hangisi? Onun verdiği cevaplar da değişik. Bir rivayette fis sema diyor, Allah göktedir diyor. Bir rivayette başıyla yukarıyı gösteriyor. Bir rivayette Efendimiz men rabbuki dediğinde Allah diyor. Ya da bir rivayette yukarıyı gösteriyor. Başka bir rivayette Allah'ın bir olduğuna, benim onun kulu ve Resulü olduğuma şahitlik eder misin diye soruyor. Cariye evet diyor. Bunlardan bir tanesi doğru, öbürleri manayla nakledilmiş. Şimdi siz bunlardan bir tanesini esas alacaksınız. Allah göktedir diyeceksiniz. Bunu akidenin temeli yapacaksınız. Ama bizim imamlarımız diyor ki la tahvihil cihatus sit. Altı yön onu kuşatamaz. Cenab-ı Hak için yukarıdadır, aşağıdadır, sağdadır, soldadır, öndedir, arkadadır denmez. Bu yönlerden hiçbirisi onun için bahis konusu edilemez. Çok açık ve net yani. Şimdi o ayet üzerinde dururken münferit olarak evet mesele doğru gidiyor. Onun gibi hiçbir şey yoktur diyorlar. Evet. Ama başka başka sıfatlara mesele evet geldiğinde orada işte o eli vardır ama bizimki gibi değildir'e geliyor mesele. Yani baldırı vardır bizimki gibi değil, parmağı vardır bizimki gibi değil. Hatta da çizgiyi de onlar açtılar değil mi? Daha sonradan aslında başta mı niyetleri şeydi, sonradan mı değişti? Hayır, başından beri bu var. Yani Hicri 4. 5. asırlardan beri bu çizgi geliyor. Yani o müşebbihe hani İmam Ebu Hanife rahimehullah diyor ki bize doğu tarafından iki tane bid'at görüş geldi. Bunlardan biri Cehm bin Safvan'ın tatil görüşü, biri de Mukatil bin Süleyman'ın teşbih görüşü. Demek ki Hicri 2. asrın ortalarında bu var. Ama henüz çok yaygın değil. Taraftarları çok fazla değil. Ama 2. asrın sonları, 3. asır, 4. asra doğru geldiğimizde bu adeta kitleselleşiyor ve toplumda da zaman zaman yer yer bir tetkiş unsuru olarak iş görüyor. Yani İmam Eş'ari döneminde Hicri 4. asrın ilk yarısında yaşamış bir adam var. Ebu Muhammed el-Berbehari diye.
O adam diyor ki ümmeti Muhammed kılıç zoruyla, inşallah gelecek ileride onun da üzerinde duracağız, kılıç zoruyla diyor makam-ı Mahmud'un Cenab-ı Hakk'ın yanında arşın üzerinde Efendimiz'i oturtmak için ayırdığı yer olduğuna, bunu, bu inancı benimsemeye ümmet kılıç zoruyla zorlanmalıdır diyor. Ta o zamanlardan başlıyor bu arıza, bugüne kadar böyle geliyor.